Almanya'da her yıl 3000'den fazla kişiye kök hücre nakli yapılmaktadır. Bu bir ameliyat mıdır? Genel olarak bu yöntem nasıl uygulanır? Eğer siz de bu hastalıktan etkilendiyseniz ya da genel olarak konuyla ilgileniyorsanız bu video tam size göre. Bu filmin konusu alojenik kök hücre nakli. Alojenik, eski Yunanca'dan gelir ve yabancı anlamına gelir. Tıp literatüründe bu terim organ nakli alanında da kullanılır. Bu da organın başka bir kişiden geldiği anlamına gelir. Organ naklini organ bağış kartlarından biliyor olabilirsiniz. Organ bağışı kimlik kartı, bir kişinin belirli koşullar altında beyin ölümünün gerçekleşmesi durumunda organ bağışçısı olmasını mümkün kılar. Buna karşılık bir kemik iliği nakli canlı bir bağıştır ve aslında bu bağışı neredeyse günlük yaşamdan kopmadan yapabilirsiniz. Bazı durumlarda, her iki tarafta isterse, kişilerin kök hücre nakli sonrası birbiriyle tanışması mümkündür. Bir de kişinin kendi kök hücrelerinin kullanıldığı otolog kök hücre nakli vardır. Bu, başka hastalıklarda uygulanan bir tedavidir. Şimdi yavaştan başlayalım. Kök hücre nakli, her kanser türü için geçerli değildir. Genellikle löseminin belirli formları, yani akut miyeloid lösemi veya akut lenfatik lösemi gibi, ya da multiple miyelom ve diğer hematolojik hastalıklar, bazen en iyi, kök hücre nakli ile tedavi edilebilir. Bu yöntem çok özel durumlarda gereklidir. Örneğin düzenli kemoterapinin yeterli olmayacağı veya hastalığın belirli laboratuvarlar aracılığıyla tespit edilmesi gereken ya da düzenli tedaviden sonra hastalığın geri dönmesini çok muhtemel kılan, belirli bir genetik değişiklik taşıdığı durumlarda. Kök hücre nakline karar verilirse, hasta olan bağışıklık sistemi, yeni ve sağlıklı bir bağışıklık sistemi ile değiştirilir. Bu hastalığın kökeni kemik iliğindedir ve bu tek başına sağlıklı bir yaşam tarzı ile üstesinden gelinecek bir durum değildir. Bunun için mevcut kemik iliği, yani hematopoetik hücreler, indüksiyon kemoterapisi ile yok edilerek, kemiğin içi boşalır ve nakil edilen kök hücrelerin orada yeniden büyümesi amaçlanır. Bunu bir ağacın kökleri gibi düşünebilirsiniz. Yeni bir şeylerin filizlenmesi için eski köklerin sökülmesi ve orada yeni köklerin oluşması gerekir. Kemik iliği nakli aslında kök hücrelerin, yani kan hücrelerinin bir ön formunun nakledilmesiyle gerçekleşir. Kök hücreler birçok farklı hücreye dönüşebilir. Bu hücreler hem yeniden bir kök hücreye hem de beyaz veya kırmızı kan hücreleri gibi farklı kan hücrelerine dönüşebilme yeteneğine sahiptir. Çeşitli hücreler vücudun kendi ürettiği nörotransmitterlerin etkisiyle oluşur. Kanı oluşturan kök hücreler kemik iliğinde bulunur. Peki bu kök hücreler donörden nasıl alınır? İki olasılık vardır. Bunlardan biri, kök hücre üretmesi için kemik iliğini ilaçlarla uyarmak ve bunları filtrelenebilecekleri kan dolaşımına salmaktır. Bir diğer yöntem ise, hücreleri, örneğin kalça kemiği üzerinden doğrudan kemik iliğinden almaktır. İlk seçenekte, donör olan kişiye birkaç gün boyunca deri altına ilaç enjekte edilir. Daha sonra kişi, bağış merkezine giderek kanını vermesi gerekir. Kandan alınan kök hücreler, özel bir makineyle yıkanır ve kan, hastaya geri verilir. Diğer seçenekte ise, kök hücreler doğrudan kemikten alınır. Bu, donör ve bağış merkezi ile birlikte verilen, kişiye özel tıbbi bir karardır ve bir veya iki gece hastanede kalmayı gerektirir. Bağış nasıl yapılırsa yapılsın, mümkün olan en uygun donöre sahip olmak, alıcı için en önemli şeydir. Bu çok büyük bir hediye ve hastalığı yenmek için büyük bir şanstır. Herkesin herkes için bağış yapamaması, bağışıklık sistemindeki HLA maddesinin yapısındaki bireysel farklılıklardan kaynaklanır. Vücudumuzun bir ülke olduğunu ve bu ülkedeki tüm hücrelerin bu ülkenin sakinleri olduğunu hayal edersek, bağışıklık sistemimizde bu ülkenin polis gücü olarak görev yapar. Bu polis gücü, vücudu kısmen devreye gezer ve bir yerlerde bu vücuda ait olmayan hücreler olup olmadığına bakar. Örneğin patojenler gibi. Görevli polisin hangi hücrelerin vücuda ait olup olmadığını anlayabilmesi için, her hücre bir tür kimlik kartı taşır.
Bu, kişiden kişiye büyük ölçüde değişir. Bu tanımlama tıpta HLA olarak adlandırılır. HLA, insan lökosit antijeni, ilk olarak insan vücudundaki beyaz kan hücrelerinde keşfedilmiştir. Bu yüzden lökosit, human çünkü insanda keşfedilmiştir ve antijen çünkü ayırt edici bir özellik olarak hizmet eder. Burada bedene ait olmayı temsil eden 10 özellik bulunmaktadır. Bu kimlik kartları ya da HLA molekülleri, neredeyse tüm hücrelerin yüzeyinde bulunur. Bu özellikler, insan vücudunda her yerde aynıdır. Ancak, bu özelliklerin her biri için, birçok farklı olasılık vardır. Bu da, çok sayıda olası kombinasyonla sonuçlanır. Eğer bir lökosit hücresi, eşleşen bir tanımlayıcıya sahip olmayan bir hücre bulursa, bir alarm tetikler ve diğer bağışıklık hücrelerini yardıma çağırır. Bunu, örneğin soğuk algınlığı veya başka bir enfeksiyon geçirdiğimizde fark ederiz. Alojenik kök hücre naklinde alıcının polisi değiştirilir çünkü eski polis, hastalık nedeniyle görevini düzgün yapmamaktadır. İşini iyi yapmayan, çok sayıda yozlaşmış polis memuru vardır. Yeni atanan polis, kimlik kartı özelliklerine, yani HLA özelliklerine tam olarak bağlı olduğundan, nakil için tüm önemli özelliklerin eşleştiği bir donör bulmaya çalışır. Bununla birlikte belirli bir farklılık tolere edilebilmektedir. Çok sayıda farklı olası kombinasyon olduğundan, mümkün olduğunca çok kişinin donör olarak kaydedilmesi önemlidir. Bu sayede uygun bir donör daha hızlı bulunabilir. Elbette HLA özellikleri diğer organ nakilleri için de önemlidir. Ancak bu nakiller daha az sayıda eşleşme ile de başarıyla gerçekleştirilebilir. Kemik iliğini transplantasyona hazırlamak için, genellikle önce yoğun bir tedavi uygulanır. Buna koşullandırma terapisi denir. Amaç, hastalığı kontrol altına almak ve hatta artık ölçülebilir olmaktan çıkarmaktır. Peki o zaman neden bir nakil gerçekleştirildiğini düşünebilirsiniz. Yani hastalık artık ölçülebilir değilse. Bunun nedeni, bazı hastalıkların nüksetme, yani tekrarlama riskinin yüksek olması ve böyle bir durumda sadece naklin tedavi şansı sunmasıdır. Kemik iliğine yer açmak için, hasta bu hazırlık tedavisine alınır. Bunlar genellikle infüzyon terapileri ve bazen de ek olarak radyasyondur. Bu yapı taşları başka bir bölümde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Hazırlık terapisi aşamasında, doz oranları çok yüksektir çünkü hastalıklı kemik iliğini çıkarmanın tek yolu budur. Ne yazık ki, yan etkilerden kaçınılamaz. Ancak günümüzde kontrol altına alınabilmektedir. Örneğin filmlerde gördüğünüz mide bulantısı gibi yan etkiler, bugün oldukça iyi tedavi edilmektedir. Diğer bir yan etki de nötropenidir. Bu, kandaki belirli savunma hücrelerinin eksikliğidir. Örneğin doktor, hemşire, hastane personeli ya da diğer ziyaretçilerin, hastanın bulunduğu odaya sadece maske ile girmeleri önemlidir. Hasta, muayene için odadan çıktığında bile koruyucu bir ağız maskesi takmalıdır. Tüm bu işlemlere ters izolasyon adı verilir. Bu durum, hastalar için çok stresli olabilir. Bu konuyu yakınlarınızla konuşmak ya da profesyonel yardım almak faydalı olacaktır. Kapsamlı kanser merkezi gibi büyük hastanelerde özel olarak eğitilmiş personel bulunmaktadır. Psikoonkologlar, doktor ve hemşireler, süreci iyi bilirler ve hastalara gereken desteği gösterirler. Bu, konuyla başa çıkmanıza gerçekten yardımcı olur. Ters izolasyona ek olarak, hastayı korumak için çeşitli önlemler alınır. Örneğin, vücudun enfeksiyon kapmaması için, bağışıklık sistemini korumak amacıyla alınması gereken çok sayıda ilaç vardır. Hastaların da kendilerini korumak için yapabilecekleri pek çok şey vardır. Bu terapinin büyük ve önemli bir parçası, hasta olarak sizin kendinizdir. Doktorlarla işbirliği yapmak ve hastalıkla yüzleşmek çok önemlidir ve bu herkese çok yardımcı olur. Örneğin, birçok hasta, bu hastalık döneminde yepyeni bir beden farkındalığı öğrenir. Kişinin kendi bedeninde fark ettiği değişiklikler hemen aktarılmalıdır. Bunlar ateş hissi, cildin kızarması veya benzeri durumlar olabilir. Tedavi ekibiyle yapılan görüşmelerde hangi noktaların önemli olduğu sıklıkla dile getirilir. Hastalığı yaşayan kişi olarak nasıl hissettiğiniz hakkında konuştuğunuz zaman hem yakınlarınıza hem de tedavi ekibine sizi daha iyi anlayabilmeleri için yardımcı olmuş olursunuz. Çünkü bazen çok iyi laboratuvar tekniklerinin bile henüz ölçemediği şeyleri, en iyi siz kendiniz fark edersiniz. Bu süreçte sabırla beklemek çok önemlidir.
Kök hücre nakli, vücutta meydana gelenler açısından yüksek performanslı tıbbi bir uygulama olsa da aslında oldukça kolay bir uygulamadır ve olağan bir kan nakli ile karşılaştırılabilir. Bununla birlikte, nakil işlemi herkes için gerginlik konusudur. Yeni hücreler kemik iliğine kolayca yerleştirilemez, kanda dolaşarak kemik iliğine giden yolu kendileri bulmak zorundadırlar. Oraya yerleşerek, yavaş yavaş yeniden kan bileşenlerini oluştururlar. Bu yeni kan üretimi ve bağışıklık sistemi üretimi çalışana kadar, kan bileşenlerinin dışarıdan eklenmesi gerekir. Kemik iliğinde sadece beyaz kan hücreleri değil, aynı zamanda kırmızı kan hücreleri ve kan trombositleri de oluştuğu için, bunlar da elbette tedaviden etkilenir. Bu hücrelerin tek tek ne işe yaradığını, kanla ilgili videomuzda görebilirsiniz. Kan nakli nedir? Nakilden sonraki dönemde, vücudun taze kan hücreleriyle yeterince beslenebilmesi için, kan rezervlerine sıklıkla ihtiyaç duyulur. Dışarıdan kan nakli, vücudun kendi kan üretimi yeniden başlayana kadar devam eder. Bu, bazı zamanlarda oldukça uzun sürebilir, ancak bu terapi bağlamında olan bir durumdur. Bu uygulama, transfüzyon olarak adlandırılır. Yeni bağışıklık sistemi, kendi vücudunu yabancı olarak tanıyabilir. Belki de organ nakli bağlamında bir geri tepme reaksiyonunu duymuşsunuzdur. Bu, vücudun nakledilen bir organı, yabancı olarak tanıması ve kendi bağışıklık hücreleriyle ona saldırması sürecidir. Kök hücre naklinde ise, durum tam tersidir. Çünkü kök hücre nakli sırasında ilk olarak bağışıklık sistemi değiştirilir. Buna göre, bu yeni bağışıklık sistemi, tüm vücudu, yani alıcının vücudunu, yabancı olarak tanıyabilir. Buna, GVHD veya graft versus host hastalığı da denir. Bu hastalık, kemik iliği nakli sonrası ortaya çıkabilen bir durumdur. Bu, vericiye ait aktif T lenfositlerin alıcının dokularını yabancı olarak tanımlayarak saldırmasıyla oluşur. Yeni bağışıklık sistemi, alıcının HLA moleküllerinin kendi HLA molekülleri temelinde eşleşip eşleşmediğini tanımlar. Bu elbette kimlik kartlarının eşleştirilmesiyle iyi bir şekilde sağlanabilir. Bununla birlikte, bağışıklık sistemi öncelikle yavaşlatılır, böylece yeni ve yabancı bağışıklık sisteminin kendi hücrelerine saldırması engellenir. Çünkü bazen aynı HLA özelliklerinde bile bir reaksiyon meydana gelebilir. Bunun nedeni, henüz bilinmeyen veya belirlenemeyen özellikler olmasıdır. Bununla birlikte, kök hücre naklinin benzersiz bir özelliği, bir noktada bu immünosupresyon denilen, yani bağışıklık tepkisinin bastırılmasının kesilmesinin mümkün olmasıdır. Bu, başka hiçbir alojenik transplantasyonda mümkün değildir. Bu GVHD'nin arzu edilen bir etkisi de GVL, yani graft versus lösemidir. Bu etki, nakledilen yeni bağışıklık sisteminin kalan kanser hücrelerini yabancı olarak tanıması ve bunları etkili bir şekilde yok edebilmesine dayanır. Bağışıklık sistemi, yeniden patojenlerle baş edecek kadar güçlendiğinde eve gitmenize izin verilir. Ama geri gelmeye devam edeceğinizi bilmelisiniz. Çünkü bağışıklık sistemini kontrol altında tutan ilaç dozajlarının düzenli olarak ayarlanması gerekmektedir. Burada, tedavi ettiğimiz insanları tanıyoruz. Hastalarımız genellikle tedavi gördükleri merkeze tekrar gelmekten mutlu oluyorlar. Hastalarımı yeniden gördüğümde, ben de mutlu oluyorum. Bu bölüm hakkındaki düşüncelerinizi lütfen aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşın. Wir möchten unsere Angebote video içeriklerini sürekli geliştirmek istiyoruz. Wenn Sie also konkrete İçerikle Fragen ilgili haben, özel sorularınız ve konu önerileriniz için yorum kısmından veya e-posta yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. Und übrigens, abonnieren Sie unseren Kanalımıza abone olup yeni bölümlerden anında haberdar olun.